Evet, arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde gene fizik eğitiminde çok kullanacağımız bazı temel integral hesaplarının üzerinden geçeceğiz. Tabii bu iş yaparken olabildiği kadar temel seviyede kalacağız. Belki biraz orta düzeye çıkacağız. Fakat ileri düzey integral hesaplama tekniklerine girmeyeceğiz. Bunun gibi ileri düzey bilgilere yani bu bölümdeki seçmeli derslerinizde veya lisans ve eğitimde ulaşabilirsiniz. Ben şimdi ekran paylaşımıyla dosyam açıyorum. Evet. İntegral hesaplarına başlayacağız bugün. Şu ana kadar neler biliyoruz en temel seviyede? Bunları hatırlayalım. Bir kere matematikteki günlük hayatta kullandığımız ve eğitim hayatımızca çok çok kullandığımız birkaç tane temel işlem var. Onları hatırlayalım. Bir kere toplama işleminin tersi çıkarma işlemi, çarpma işleminin tersi bölme işlemi, türev işleminin tersi de integral işlemidir. İntegrali böyle görmekte fayda var. Burada integral esasında bir çeşit toplama işlemidir. Türev de esasında bakacak olursanız bir çeşit bölme işlemidir. Geometrik olarak türevi bir eğrinin ya da fonksiyonun teğetinin eğimini hesaplarken kullanırız. İntegrali de geometrik olarak bir eğriyle integral aldığımız eksen arasında kalan bölgenin alanını hesaplamak için kullanırız. Gene tabii siz bu konuları temel seviyede genel matematik derslerinde aldınız. Oralarda neler hatırlıyoruz? Onun üzerinden de geçelim. C diye bastığım şey keyfi bir sabit olmak üzere burada. En genel şöyle fonksiyon varsa 2x küp eksi 4x kare artı c gibi fonksiyon varsa bunun türünü aldığınız x'e göre burası esasında 3 aşamıyordu. 6 çarpı x üzeri 2 eksi 8x saatin türevi 0. Bunu veriyor size. Peki burada siz şu fonksiyonun integralini alırsanız ne verir? Şu fonksiyonun integralini aldığınızda ya yani burası 6x kare eksi 8x'in integralini alacaksınız x'e göre. Bu durumda x küp x kare integrali x küp bölü 3 onu kullanıyoruz. Burası 2x küp yapacak. 8x'in integrali de 8x kare bölü 2. O da 4x kare verecek. Bir tane de integral sabit dediğimiz bir sabit koyarız buraya. Bu da aslında bizim baştaki p fonksiyonumuz. Yani burada ne yaptık? Türev integralin ters işlemi olduğunu görmüş olduk. Yine fizik bir derslerine şuna benzer işlemler yaptınız. Hemen seviyede işte integral işareti dx varsa bunun integrali x artı c gibi yazabilirsiniz. Belirsiz integrali. Ve c'ye biz integral sabit diyoruz. Veya burada her zaman x olmak zorunda değil burada. D'nin yanında her zaman x olmak zorunda değil. Bazen başka semboller de olur. İntegral dt olduğunda burası t artı c olacaktır. Veya şöyle bir şey olursa, integral dx kare olursa, d'nin yanında ne varsa onu yazıyorsunuz. Burada kabaca aslında pratikte integral işaretiyle peki d arasında herhangi bir fonksiyon yoksa ise 1 var demek esasında burada. Bu durumda şu integral işaretiyle d birbirini götürüyor. Geriye burada yazılan sembol kalıyor. X kare artı c. Yani bunu daha da genellemek istersek integral işareti d burada herhangi bir şey varsa bu bir şey bunun integrali bir şey artı c olacaktır. Siz en çok nerede kullandınız? Fizik bir derslerinde özellikle bir boyutta sabit ivmeli hareket incelerken bu işlemleri çok yaptınız. Burada bir boyutta sabit ivmeli harekette esasında ivmenin tanımı dv bölü dt idi. Hızın zamana götürüyor. İşler dışlar çarpımı yaptığınızda dv işte a çarpı dt kalıyor. Her kadar integralini alıyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Ve a sabit olduğundan direkt integralin üstüne çıkıyor. Bunun sonucu da dv'nin integrali v. Buradaki dt'nin integrali t olacak. İntegral sabiti geliyor. İntegral sabitini burada v sıfır diyoruz. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla v eşittir v sıfır artı at olarak yazabiliriz. Bunlar sizin önceki yıllardan bildikleriniz. Şimdi bu dersimizde integral hesaplarını kabaca şu şekilde gruplayacağız. Belirsiz integraller ve belirli integraller ana başlıklar altında. Belirsiz integralleri
Ve hesaplarken, yani geçen yılki matematik derslerinizde biliyorsunuz, değişken değiştirebilirsiniz. Kısmi integrasyon yapabilirsiniz. Belirli integralleri hesaplarken de bir belirsiz integraller kullanıcı yöntemler kullanarak belirsiz integral gibi hesap edersiniz. Veya integral sınırlarını yerleştirirsiniz. Bundan başka bildiğiniz integrallerin sonuçlarını kullanarak size sorulan integrali hesaplayabilirsiniz. Ve son olarak da kompleks fonksiyonlarda en son bahsettiğimiz Cauchy teoremi vardı. O Cauchy teoremi yardımıyla esasında bu reel integralleri kompleks düzene taşıyarak da oradan Résult teoremi yardımıyla reel belirli integralleri çözebilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi biz bu derste lisans seviyesinde bir ders olduğu için temel düzeyde kalmaya çalışacağız. O yüzden de Résult teoremini bu derslerimizde hiç anlatmayacağız. İlgilenenler olursa bu lisans eğitimlerinde alabilirim. Buna göre hızlıca birer örnek yapacağım. Buraları biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlarla ilgili birer örnek yaparak geçeceğim. Şu değişken atama, kısmi integrasyon ve belirsiz integralı sınırlara yerleştirme alt başlıkları için birer örnek üzerinden devam edeceğiz. Buna göre ilk örneğimiz şu. Şöyle bir integral var. İntegral işareti x diye x bölü x kare artı 1. Bu da esasında x bölü x kare artı 1 fonksiyonun x'e göre integralini alın demek bu. Bu da belirsiz integral. İntegral sınırlarını yazmamışız gördüğünüz gibi. Genellikle buna I harfini gösteriyoruz bu yazdığımız nesneye. Burada hemen x kare artı 1'e y diyecek olursak tek tarafın diferansiyelini alıyoruz esasında. X karenin diferansiyeli 2x çarpı dx. Y'nin diferansiyeli de dy. O olduğu için burada x dx çekiyoruz. Çünkü burada x dx var gördüğünüz gibi. X dx çekiyoruz. Bu dy bölü 2 oluyor. Bunları getirip yerine yazıyoruz burada. Yazdığımızda burası 1 bölü 2 integral dy bölü y. Burada 1 bölü y'nin integral y göre integral ln y'dir. Bir tane integral sabitimiz var burada. Artı c olarak her zaman integral sabiti yazabiliriz. Mesela buradan y yerine tekrar x karşılığını koyacak olursak x artı 1. İntegral sonucu bu şekilde yazabiliyoruz. Kısmi integrasyon şöyle bir örneğimiz var. Şöyle bir integral bize sorulmuş olsun. X kare çarpı sinüs x fonksiyonunun x üzerine integral nedir? Bunu bulmak istiyoruz. Bunun için kısmi integrasyon kullanacağız. Kısmi integrasyonun esasında şuradaki x karenin kuvvetini azaltacağız. Böylece bunlar benzer sorularda kullanabiliriz. Çünkü sinüsün integrali kosinüs, kosinüsün sinüs sürekli birbirine dönüyor. Dolayısıyla bundan birkaç adımda bu integrali çözebiliriz. Kısmi integrasyon dediğimiz de şudur aslında. U ve V iki tane benim fonksiyonum olsun. Bu fonksiyonun çarpımının diferansiyelini alıyorum. Yani türevini diyebilirsiniz. Ne olacak ki? Birincinin türevi çarpı ikinci. A, birinci çarpı ikinci türevi. Şurada yazıyoruz. Sonra bu eşitliğin tek tarafın integralini aldığımızda buradan da U, D, V'yi çekersek dolayısıyla şu terimin eşitliğini diğer tarafa atacağız. Bu şekilde yazabiliriz. Buradaki biraz önce söylemiştik. İntegral D bir şey dediğimizde bunun sonucu bir şeydi. Dolayısıyla integral D, U, V'nin integral U, V çıkacaktır. Dolayısıyla bunu yazıyoruz. Dolayısıyla bu integrali U, D, V olarak ayıracağız parçalarına. Daha sonra da bu U, V'leri kullanarak da bu şekilde yazmaya çalışacağız. Bunun için sorumuzdaki x kareye U diyelim. Peki sinüs x diye x'imize de dv diyelim. Tamam. Dolayısıyla u buysa d'sini aldığımızda, diferansiyel aldığımızda 2x dx olacak. Dv eşittir sinüs x dx ise her tarafın integralini aldığımızda v eşittir eksi kosinüs x olacaktır. O halde bunu u çarpı v olarak buraya yazıyoruz. Eksi v çarpı du. Onu da yazdık. İntegral v çarpı du'nu yazdık. Şimdi burada gördüğünüz gibi burada tekrar kısmi integrasyon yapacağım şu x'ten kurtulmak için. Bu sefer x'e u diyorum. Ve buradaki kosinüs x dx ile dv diyorum. Bu durumda bundan diferansiyelini aldığımızda du eşittir dx. Buradan da v eşittir sinüs x oluyor. Getirip bu sonuçları burada yerine yazacağım. Şimdi ilk terim duruyor burada. Eksi x kare kosinüs x artı 2 parantezinde şu integral sonucunu yazıyorum. U çarpı v eksi v du. Şu integral artık almak kolay. Sinüs x'in integrali eksi kosinüs x'ti. Burası eksi burada var. Burası artı kosinüs x oldu. Parantezi açmışım. İkiler buraya geliyor gördüğünüz gibi. Ve bir tane de integral sabitim c. En son c'yi yazıyorum. Şimdi belirsiz integrallerde sınırı koyarak belirli integrali hesap edebiliriz. Burası şöyle bir integralimiz olsun. Sıfırdan bire kadar
1 bölü kökçinde 1 eksi x kare fonksiyonu x'e göre integrali nedir? Bunu soruyor bize. Bunun için ne yapmamız lazım? Önce bu integrali belirsiz integral gibi hesabı yapacağız. Belirsiz integral hesabı yaparken de değişik teknikler var. Biraz önce söylediğimiz gibi. Burada değişken dönüşümü yapma tekniğini kullanacağız. Buna göre buradaki x'e sinüs teta dersek buradan diferansiyelini aldığımızda dx eşittir. Kosinüs teta d teta olacak. Burada bizim x'in sınırları 0'dan 1'e kadarsa şu dönüşümden dolayı x 0 dediğimizde teta 0 demek. X 1 dediğimizde teta 1 bölü 2 demek. Sinüs 1 bölü 2 1 yapıyor çünkü. Sınırları şu şekilde değişecek. Teta değişkeninde. Bunları yazıyoruz yerli yerine. Yazdığımızda bu hale geliyor. Burada 1 eksi sin kare teta'yı esasında şu bant yardımıyla, trigonometrik bant yardımıyla şu şekilde yazabiliyorum. Kos kare yerine, 1 eksi sin kare teta yerine kos kare teta yazdığımda, karekökünü aldığımda burası kosinüs olacak. Kosinüs daha sadeleşecek. Bunun sonucu sadece teta kalacak. Bu integrali de teta. Sınırları yerine koyduğumda üst sınır alt sınır. Burada 1 bölü 2 sıfır, 1 2 eksi sıfırdan 1 bölü 2 çıkacak. Yine bazen şöyle bir yöntem uygularız. Koordinat sistemini değiştirme bizim için bir araç olabilir. Şöyle bir integralimiz olsun. Bu tarz integraller genelde Gauss integralleri diyeceğiz. Sıfırdan sonsuza kadar R eksi x kare dx. İntegralin sonucu nedir? Şimdi bu esasında bana ne yaptırıyor? X'i sıfırdan sonsuza kadar gittiği için bir x'i düzlemi düşünün. Bu x'i düzleminde ben ne yapıyorum? Sadece x'in pozitif değerler üzerinden bir hesap yapıyorum. Yani x'i düzlem, sonsuz düzlem. Bunu sağ taraftaki yarı sonsuzunu kullanıyorum. Güzel. Şimdi burada x gördüğüm her yere y yazayım. O zaman integral sonucu değişmeyecek. Bu da sonucu aynen ı olacak. Burada da y değişkeninde esasında yine x'i düzleminde y'nin pozitif tarafları olarak görüyoruz. Bu da esasında önümüzdeki x'i düzleminde üst yarı düzlem olacak. Tamam. Bunlar tabii ki integraller dx, dy gördüğünüz gibi. O halde ben bu x'in çarpıyorum. Çarptığımda bu kare eşittir. 2 integral. R üzeri eksi x kare çarpı R üzeri eksi y kareden. Tabanları aynı üstte topluyoruz. R üzeri eksi x kare artı y kare olduğu gördüğünüz gibi. Dx dy. Bu şu anda x'i düzleminde bir yüzey integrali haline geldi bu. İki katlı integral x'i düzleminde yüzey integrali haline geldi. Şu x çizgisi integraldi. Yüzey integrali. Ve şu anda x'i pozitif olacak, y'si pozitif olacak. Bu ne anlama geliyor aslında? X'i düzleminde bu sağ üstteki çeyrek düzleme karşılık geliyor. Burası kompleks düzlemlerde benzer şeyler yapmıştık. Kompleks sayıları da kompleks düzlemler kullanmıştık. Orada birinci bölge demiş hatırlarsanız. Burası ona karşılık geliyor. Yani tetasını sıfırla pi bölük arasında kullanabilirim. Tabii ben burası kartezyen koordinatları yaparken zorlanıyorum. Ben bu noktada kutupsal koordinatlara geçiyorum. Kutupsal koordinatlara geçersem de bana şunu verecek. Burada x yerine r'ye kosinüs yazacağız. Y yerine r'ye sin teta yazacağız. Buradaki dx, dy esasında minicik bölgenin alanı demek. Bu minicik bölgenin alanını kartezyen koordinatları kullandığımızda dikdörtgen gibi görüyoruz. Bir kenarı dx, bir kenarı dy olan dikdörtgen. Şimdi kutupsal koordinata geçtiğimizde bu da esasında bir daire üzerinde böyle minicik bir pasta dilimi bir dilim aldığını düşünüyorsunuz. Bu dilimi esasında bir içeriden kesiyorsunuz. Yay şeklinde bir de dışarıdan kesiyorsunuz. Minicik bir dikdörtgen oldu. Bu minicik dikdörtgenin işte yarıçap doğrusundaki uzunluğu dr olacak. Bundan başka yay uzunluğu da r d teta olacaktır. Bu da esasında bizim alan elemanımız dr çarpı r d teta olacak. Alan elemanı bu şekilde yazabiliyoruz. Bunu zaten birinci derslerimizde, ilk derslerimizde koordinat sistemlerini anlatırken, vektörleri anlatırken biraz bunun üzerinde de konuşmuştuk. Oradaki ders notlarına da bakabilirsiniz. O ders videosunu da izleyebilirsiniz. Bunu böyle yazdığımızda üst sağ çeyrek dediğimiz için burası teta 0'dan 1 bölü 2'ye gelecek. R 0'dan sonsuza kadar gidecek. O zaman benim integralim bu hale geldi. Burada tabii teta integralini kolaylıkla yapabilirim. Bu işte teta bağlı fonksiyon gördüğünüz gibi. O nedenle 0'dan 1 bölü 2'ye kadar d teta. Bunun sonucu 1 bölü 2 çıkıyor. Güzel. Bu kısım integraline bakacak olursa, bu kısım integraline değişken değişim yöntemiyle hesaplayabilirim. R kare yerine u diyecek olursak, burası 2 r dr du'da r dr du bölü 2 olarak yazabiliriz. O zaman u kare integralini, o zaman pi bölü 4, sıfırdan sonsuza kadar r üzeri eksi u olarak yazıyoruz. Bunun integrali r üzeri eksi u'nun integrali eksi r üzeri eksi u'ydu. Sınırları yerine koyduğumuzda sonsuz ve sıfır, burası bize 1 verecektir. Bunun sonucu pi bölü 4'müş. Ben ne buldum günün sonunda? U kare eşittir pi bölü 4. Bana ne lazımdı? U lazımdı.
O zaman ben bunun hareketini var, bir sabit bırakın. Daha sorulan ilk buydu. Sıfırdan sonsuza kadar E üzeri eksi, X kare B eksi. Bunun sonucu da bu hareketini aldığımızda kök pi bölü 2 olarak çıkacak. Şimdi şöyle bir integral var. Bu integral daha sonra integral diyoruz. Çok sıkça karşılaşırız fizik eğitiminde, değişik derslerde. X sonsuzdan sonsuza kadar E üzeri eksi alfa x kare integralini alınız x üzerinden. Burada alfa ile gösterdiğimiz pozitif sabit olsun. Bunun sonucu nedir? Bu integrali iki integral toplamı olarak yazalım. Yazabiliriz. Dolayısıyla x sonsuzdan sıfıra kadar bu integral özelliği bilinir. Bunun integral özünde bir toplama işlemi. Dolayısıyla x sonsuzdan sıfıra kadar toplam işlemi yapıyoruz. Aslında sıfırdan sonsuza kadar toplam işlemi yapıp x sonucu topluyoruz. Burada ilk integralde x gördüğümüz her yere eksi x yazalım. Bu durumda dx eksi dx olacaktır. Sınırlar da sonsuz eksi sonsuza, eksi sonsuz artı sonsuza gidecektir. Sıfır sıfıra gidecektir. Bunu yaptığımızda eksi x'in karesi gene x kare olacaktır. Burası eksi dx'den geldi. Sınıra dikkat edin. Burası artı sonsuz oldu şimdi. Eğer eksi alfa kare olduğu için eksi x'in karesi yani x kare oldu. Bu da şu sınırları, birinci tekrar sınırları yer değiştirirsen bir eksi işareti geliyor. Dolayısıyla sınırla yer değiştiriyorum. Şu eksiden kurtuluyorum. O zaman bu terimle ikinci terim aynı oluyor. İkisi topladığımda bu integrali yazabiliyorum. Ben şimdi burada bir değişken dönüşü yapayım. Burada kök alfa çarpı x'e y diyeyim. Şu an bakarak da bunu söyledim. Bunu yaparsak burası bu integral eşittir. Gene buradan dx eşittir. D'ye bölü kök alfa olacak. O yüzden şunu böyle yazdık. 2 bölü kök alfa sıfırdan sonsuza kadar burada bakın pozitif sayı x y olduğu için x sıfırsa y sıfır, x sonsuzsa y sıfır. Sınırı bu şekilde yazdım. R üzeri eksi y kare dy oldu. Bu integrali hesaplamıştım biraz önce. 2 bölü kök alfa baştaki çarpandı. Bu integralin sonucunda kök pi bölü kurak yazmıştım. Burada ikiler sadeleşiyor. O zaman şu integralin sonucu eksi sonsuza, artı sonsuza kadar R üzeri eksi alfa x kare dx kök içinde pi bölü alfaymış. Buna Gauss integral diyoruz. Bu çok sıkça kullanacağız bu sonucu. Fizik eğitim boyunca da çok sıkça kullanacaksınız. Değişik derslerde karşılaşacaksınız. Böyle bir sorumuz var şimdi. Şuna bakalım. Bazen simetrileri kullanmak integrallerde hesap yapmadan sonucu söylememize yardımcı olur. Eksi sonsuza artı sonsuza kadar unutmayın. Sonuçta integral toplama işlemi bize grafikle eksen arasındaki alanı bulduruyor. Dolayısıyla antisimetrik fonksiyonsa ve simetrik aralıksa o zaman fonksiyonun bir kısmı x ekseninin altına kalacak, bir kısmı üstüne kalacak. Ve bu antisimetrikse altta kalanla üstte kalan birbirine eşit olacak esasında. Dolayısıyla sonucu direkt sıfır yazabiliriz. Bunu göreceğiz şimdi burada. Eksi sonsuza artı sonsuza kadar x üzeri 5, e üzeri eksi alfa x kare dx. Bunu soruyor bize. Yani alfa burada pozitif bir sabit olsun. Burada x üzeri 5 tek fonksiyon. Dikkat edin. X kare çift fonksiyon. Ona dikkat edin. Başka bu integral iki parça biliyorum integrali. X sonsuzdan sıfıra kadar x üzeri 5 eksponansiyel dx artı sıfırdan artı sonsuza kadar x üzeri 5 eksponansiyel. Yani birinci integrali x'den eksi x yazalım. Zaten dx eksi dx'e gidecek. X üzeri 5 eksi x üzeri 5'e gidecek. X kare eksi x kare eksi x'in karesi de gene artı x kare olacak. Bunları yerlerine yazıyorum. Şu açıkça yazdım burada gördüğünüz gibi. İki terim aynen duruyor. Burada şuradan gelen eksi, x'in beşinci kuvveti eksi dışarı çıkacak. Burada eksi de dışarı çıkıyor. İki eksi artı yapıyor. O zaman kurtulduk. Burası eksi, x'in karesi gene artı x kare olacak. Eksi yaşıyor burada. Bu şekilde yazdık. Burada şu birinci integralde sınırları yer değiştirdiğinde eksi geliyordu. Bunu kullanırsak birinci terim, ikinci terim aynı. Şimdi işte eksi var, artı var. Toplam sıfır bence. Ben aslında bu genel bir sonuç. En genelde şunu söyleyebiliriz. Bir f fonksiyonumuz şu şekilde. Bu fonksiyonun argümanında x gördüğümüz her yerde eksi x yazın. Ve basit cebirsel işlemi yapın. Günün sonunda eksi parantezine alarak fonksiyon kendisini elde ediyorsanız, şu şekilde eksi dışarı çıkıyorsa, biz bu tür f fonksiyonlarına antisimetrik veya tek fonksiyon deriz. Genel bir fonksiyon olsun. Bu da mesela işte x yerine her x yerine eksi x yazıyorsunuz. Bunun sonucu artı x olarak çıkıyorsa ya da eksiyi yutuyorsa buna simetrik fonksiyon veya çift fonksiyon deriz. Bu durumda eksi a'dan artı a'ya kadar a burada bir sabit.
simetrik bir aralık ve asimetrik fonksiyon olsa integral sonucu kesinlikle sıfırdır. Biraz önceki durum oydu. X sonsuza, art sonsuza kadar x üzeri 1, r üzeri x kare bir şey vardı. Dolayısıyla burada bir tek fonksiyon vardı. Çift fonksiyon, tek çap, çift tek fonksiyondu. Dolayısıyla tek fonksiyon simetrik aralıktaki integral her zaman sıfırdır. Aynı şekilde bu tekrar burada sembolik olarak yazmışız. Burada t antisimetrik fonksiyon, şurası simetrik fonksiyon. Antisimetrik çarpı simetrik, antisimetriktir. Burada simetrik aralıktayız. X'lerden artı a kadar. İntegral sonucu kesinlikle sıfırdır. Ya şunu da kullanacağız zaman zaman. Eksi a'dan artı a'ya kadar. Bakın simetrik bir aralık. Burada g'miz çift fonksiyondu. O zaman ne yapabiliriz? Direkt alt sınırı sıfıra çekebiliriz. Sıfıra çekiyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Aynı şekilde t burada tek fonksiyondu. Karesinin altında çift fonksiyon oluyor. Dolayısıyla eksi a'dan artı a'ya kadar böyle bir şey varsa çift fonksiyon varsa bunun integrali alt sınırı eksi a'dan sıfıra doğru çekiyoruz. Ve 2 ile çarpıyoruz. Bu bilgileri sık sık kullanacağız. Burada kompleks değişkenlerle bazen karşılaşırız integrallerimizde. Kompleks fonksiyonlar bildiğimiz bazı cebirsel işlemler burada kullanırız. Burada güçlü matematiksel araçları kullanırız. Burada alfa pozitif bir sabit ve lambda da keyfi bir sabit olmak üzere iki tane sabitimiz var. Şöyle bir integralimiz var. R üzeri eksi alfa x çarpı kosinüs lambda x dx olsun. Burada tabii R üzeri alfa x reel fonksiyon olduğu için ben kosinüs şöyle ayırırsam R üzeri lambda x'in reel kısmı dersem şu reel sıfatını integral dışına taşıyabilirim. Dolayısıyla ben bu integrali şöyle yazabilirim. Reel sıfırdan sonsuza kadar R üzeri alfa x çarpı R üzeri i lambda x olarak yazabilirim. Tabanlar aynı. Üçler topluyorum. Bu şekilde yazabiliriz. Bu integral alması kolay. Direkt bu integral aldığımızda burada eksi 1 bölü alfa eksi i lambda eksponansiyonun kendisi. Sınırlara koyacağız burada sıfırdan sonsuza kadar. Sınırlara koyduğumuzda burada tabii şuna dikkat edin. Burası R üzeri i lambda x. Ben şunu şöyle yazabilirim. R üzeri eksi lambda x çarpı R üzeri i lambda x olarak yazabilirim. R üzeri i lambda x de Euler formülünden şöyle yazabilirim. Dolayısıyla şu kısım bakacak olursa burası artı eksi 1 arasında değişen bir sayı. Büyüklük olan artı eksi 1 arasında değişiyor. Büyüyemez hiç. Burası ama R üzeri eksi sonsuz sıfıra doğru gidiyor. R üzeri eksi sonsuz sıfıra doğru gittiği içinde burası 0 çarpmışa 0'ı verecek. Buradaki x'e 0 koyduğumuzda da bize 1 verir. R üzeri 0, 1. Burası 1 verecek. 1 çarpı 1, 1 verecek. Dolayısıyla bunun sonucu şuymuş. 1 bölü alfa eksi i lambda'nın reel kısmı. Böyle bir kompleks ifadenin reel kısmını almak için ne yapıyorduk? Paydada i bırakmıyorduk. Dolayısıyla payı ve paydayı şu paydanın kompleks eşleniğiyle çarpıyorduk. Bunu yaptığımızda bunu elde ediyoruz. Bu reel kısmı demek de esasında alfa bölü alfa kare lambda kare demek. Bu da hemen şunu not edelim. Eğer şurada soruda bize şurası sinüs verilseydi, sinüs lambda x deseydi, her şey aynı gelecekti. Buraya üğmeye yazacaktık. Üğmeye gelecekti. Üğmeye gelecekti. Bunun sonucu da lambda bölü alfa kare lambda kare olacak. Bazen işte bildiğiniz bir integraldeki bir parametre göre türevini alarak sorucu hesaplayabiliriz. Bunun için şöyle bir örneğe bakalım. İntegral şu sıfırdan sonsuza kadar x üzeri 4, r üzeri eksi x kare dx. Böyle bir integralimiz var. Bunu hesaplayacağız. Bunu ne yapabiliriz? Bunun için önce parametre koyuyoruz. İşlemimizin içine bir yer, işimize yarayacak bir parametre koyuyoruz. Bunun için şöyle bir şey yazarsam. X üzeri 4, r üzeri eksi alfa x kare dx yazarsam. İntegral sıfırdan sonsuza kadar. Bunu çok benziyor. En son hesap yaptıktan sonra da burada alfa yerine 1 koysam ne olacak? Bu tam olarak bana sorulan integrale dönüşecek. O zaman ben şu integrali önce hesaplayabilirsem bu integrali. En son hesabın sonunda da alfa yerine 1 koyarsam bana ne verir? Bu integralin sonucunu verir. Bunu yapacağız. Bunu yaparken ben neler biliyorum? Şu integrali biliyorum. Biraz önce yaptık. Gauss integrali dedik. Sıfırdan sonsuza kadar r üzeri eksi alfa x kare dx integralin sonucu. Burada 1 bölü 2 kök içinde pi bölü alfa. Bunu biraz önce x sonsuza r sonsuza kadar olarak hesap etmiştik. Daha sonra burada bir simetrik bir aralık ve çift fonksiyon olduğu için ben bunu şu şekilde yazabiliyorum. İntegral sonucunu
biliyorum. Buna göre ben şimdi bu bildiğim eşitliğin her iki tarafını sağ ve solu alfa'ya göre iki defa türevini alayım. Ne olacak? Eşitlik, aynı eşitlik gördüğünüz gibi. İki tarafını alfa'ya göre iki defa türevini alacağım. Bu türevini aldığımda birinci türevden ne yapacak? Eksi x kareyi aşağı indirecek. Bir daha türev alırsam alfa'ya göre bir eksi x kare daha verecek. Eksi x kare çarpı eksi x kare ne yapacak? Artı x üzeri 4 yapacak. Bu hale geliyor. Bunu iki kere türevini aldığımda alfa'ya göre türevini alabilirsiniz bunu. Sabitleri atın yani dışarıya. Alfa üzeri 1 bölü 2 gibi görün. Bunun iki defa türevini aldığınızda o da size bunu verecek. Tamam, güzel. O halde ben şunu hesaplayabilmiş oldum. Şu integral. Ben bu integral ne demiştim? Bu alfa demiştim. O zaman bu alfanın sonucunu hesap ettim. Yani şu integralin sonucunu hesap edebildim buymuş. Daha sonra integral ise buydu. Bunun için ne yapmam lazım? Alfa gördüğüm yere 1 yazacağım. Dolayısıyla direkt şu alfa yerine 1 yazdığımda şu sonucu elde ediyorum. Bazen de kareye tamamlarız. Buna mesela integrallerle çok karşılaşırız. Yani Gauss integrali formuna benzer ama tam da onun gibi olmaz. Burada birazcık cebirsel işlemle bunu tanıdık bir integrale dönüştürebiliriz. Şimdi A ve B pozitif iki tane sabit. A pozitif olsun, B keyfi olsun. Bu da B keyfi ama A pozitif olsun. Buna göre şurası negatif ve erzeri. Bu integralin sonucu nedir? Eksi sonsuza, artı sonsuza kadar bu integralin sonucu nedir? Bu da mesela integrallerle değişik derslerde fizik eğitiminizde karşılaşacaksınız. Bunun için bu tür sorularda izleyeceğimiz yol şu. Öncelikle şu n üzerindeki fonksiyonu bir parantezin karesi olarak yazmaya çalışırız. Bunu şöyle yapacağız. Eksi a x kare artı b x. Önce eksi a parantez alıyorum bunu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra da eksi a parantezi burada dursun. Şu ifadeye bakın. X kare var burada x varsa. Bu esasında aradaki şart eksi olduğu için x eksi bir şeyin karesi. Bunu böyle yazıyorum. Buna bakarak da hemen x eksi b bir 2a karesini yazarsam eğer tam olarak bana bunu veriyor. Birincinin karesi burada. Birinci ikinin çarpımı iki katı. O da burada. İkincinin karesi ne oldu? B bir 2a'nın karesi. O fazla geldi. Onu çıkarıyorum burada işte. B bir 2a'nın karesini çıkardım. Dolayısıyla şu köşe parantezi açıyorum şimdi. A eksi a'yı dağıtıyorum buraya. Dağıtırsam burası bu hale geliyor. Güzel. Şurası da artı b kare bir 4a oldu. Şimdi bu sonucu burada yerine yazalım. Ne olacak? Buna göre yazdığımızda bizim integral şu hale geldi. Bu esasında e üzerinde toplam açtı bakın. A artı b kare bir 4a. Üstteki toplam tabandan çarpma olarak yazılabiliyordu. Ben bunu o yüzden e üzeri b kare bir 4a çarpı e üzeri şu ifade olarak yazabiliyorum. Burada tabii x'e bağlı bir şey olmadığı için sabit. İntegral dışına attım bunu. Burada gördüğünüz gibi. İntegral alacağım. Burada şimdi bir değişken dönüşüm yapıyorum gene. Buradaki x eksi b bölü 2a'ya y dedim. Burada dx eşittir dy oldu. Tabi burada alt sınırım eksi sonsuz, üst sınırım artı sonsuz. Burada eksi sonsuza giderken sonsuz artı bir sabit gene sonsuzdur. Sonsuz eksi bir sabit gene bir sonsuzdur. Dolayısıyla bunun alt sınırı gene y'si eksi sonsuz artı sonsuza kadar gidecek. Bunu yazarsam yerli yerine baştaki üst sabitlerin eksi sonsuz artı sonsuza kadar e üzeri eksi a y kare dy olarak bunu yazabiliyoruz. Buradaki Gauss integralinin sonucu biliyoruz. Şu Gauss integral demiştik buna. Bunun sonucu biliyoruz. Bunun sonucunu yazarsak buradan da y eşittir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar e üzeri eksi a x kare artı b eksi dx integral bize sorulmuştu. Bunun sonucu neymiş? Buradan Gauss integralinin sonucu pi bölü a'ydı. Öndeki çarpan da burada duruyor. Bunu bu şekilde direkt integralin sonucunu yazabiliyoruz. Gene fizik eğitiminde bazı derslerimizde vektörler çok çalışırız. Vektör ve integraller iç içe olur. Bununla ilgili basit bir durumu ele alacağız şimdi. O da şu. İşte bize bir integral verilmiş olsun. Şöyle bir integral. Burada büyük ara gösterdiğim bir sabit. Mü bir sabit. Pozitif bir sabit olsun buradan diyor. Daha sonra buradaki şu k ile gösterdiğim bir vektör, sabit vektör. Ama ben integralimi r değişkeni üzerinden alacağım. Peki buraya. Ve burada ben tabii tek integral işareti yazdım. Bu notasyonlara da alışın yavaş yavaş. Ya bazen zaman tasarrufu ve mürekkep tasarrufu yapmak için her defasında bu şu integral işaretini fazla fazla koymayız. Bunu şeyler yapmıştık hatırlarsanız. Toplam işlemlerini yapmıştık.
İşte böyle 4 tane toplam işareti yazmak yani bir toplam işareti yazıp altına toplam listelerin hepsini dizebiliyordu. Burada aynı şey. Deküpreye görürsen buradan şu deküp, şuradaki 3 esasında 3 katlı integral olduğunu söylüyor. Burada 3 katlı integral var aslında. İntegral içinde ayrıca burada R var gördüğünüz gibi. Bu da R vektörünün büyüklüğü ve integralimiz de R vektör üzerinden. Dolayısıyla küresel koordinatlara çalışmak benim için daha kolay olacak. Küresel koordinatlar çalışacağız. Küresel koordinatlarda deküpreye neydi? Buna biz hacim elemanı diyoruz. Hacim elemanı. Bununla ilgili gene ilk derslerimizde vektörler ve koordinat sistemleri anlatırken birazcık onun üzerine konuşmuştuk hatırlarsanız. Burada da küresel koordinatlarda hacim hesaplayacağımızda bir tane minicik bir dikdörtgen prizması çiziyorduk. Bu minicik dikdörtgen prizmasının dik kenarı değeri, diğer dik kenar R d teta, öbür dik kenarı da R sin teta d iki olarak çıkarılıyordu. Dolayısıyla bunların çarpımını elde ediyoruz. Bunu bazen yazarken şu şekilde açık kısımlarını kendisine gruplamak bir adettir. Gene kaynaklarını görürseniz kitaplara şaşırmayın. Esasında küresel koordinatlardaki açık kısmı, hacim elemanındaki açık kısmıdır bu. Bunun d omega, büyük omega gösteriyoruz. Buradaki d omega'ya katı açı eleman denir. Burada şunu söyleyelim. Gene lise matematik derslerimizden ve diğer matematik bilgilerden şunu biliyorsunuz. Açı deyince biz ne anlıyoruz? Bir tane çember çiziyoruz. Çemberin merkezinden yarıçap boyunca çember doğru bir doğru çiziyoruz. Dolayısıyla orada bir dilim alıyoruz. O dilimde yaklaşık şudur. İşte oradaki yay uzunluğu bölü yarıçapa biz açı demiştik. O resme esasında burada biraz boyutunu artırıyoruz. Şimdi bir küre düşünüyoruz. Çember değil, küre düşünüyoruz. Burada R yarıçapı küre olarak bulunması kafanızı canlandırın. Buradan böyle bir dilim kesiyorsunuz. Böyle bir küreden. Dilim kestiğinizde tesir ucu var. Bir de üstte şaplak kısım var. Bu şaplak kısmının alanı burada siz ne diyorsunuz buna? B kare sin teta d teta d2 olarak mı yazabiliyorsunuz esasında? Bölü mesela yarıçapın karesi. Açıda yani uzunluğu bölü yarıçap. Kat açıda yüzey alanı bölü yarıçapın karesi. Tanımım bu. D omega'yı bu şekilde tanımlıyoruz. Katı açı elemanı deniyor buna. Bunu görürseniz de şaşırmayın. Şu kısım D omega'yı gösterdiğim kısım. Şu parantez. O şekilde, o halde ben şunu şöyle yazabilirim. Burada 3 tane integral var dedik. Peki D küpreyi de bu şekilde D, R, D, teta, D, T. Dolayısıyla R integral, teta integral, pi integral var esasında. R integral bu şekilde sembolik olarak yazayım. Teta integralini burada yazdım sembolik olarak. Pi integralini burada yazdım sembolik olarak. Güzel. Şimdi burada bir oyun yapacağım. O da şu. Burada K dediğim şey bir vektör, sabit vektör. Dolayısıyla biz 3 boyutlu öktüt uzayındayız. Burada. Bir tane sabit vektörüm uzayda duruyor. Ben R ile tüm uzayı gezme, R ile tüm uzayı yazacağım esasında. Bunu yaparken ben ne yapmam lazım? Eksen takımımı seçeceğim. Biliyorsunuz her zaman eksen takımı seçmekte serbestsiz başlangıçta. Dolayısıyla benim uzayımda bir tane sabit K vektörü varsa eksen takımını seçerken diyorum ki Z ekseni bu sabit K vektörüne paralel olsun. Bunu yapma hakkım var. Bu tercih benim matematiğimi çok sadeleştirecek fakat genelliğimi hiç kaybettirmeyecek. Bunu yapıyoruz. Yani Z eksenini K vektörüne paralel seçiyoruz. Bu durumda esasında şu olacak. K ile R'nin skalar çarpımı, K'nin boyu çarpı, R'nin boyu çarpı, arada kaçanın kosinüsü. Skalar çarpımı daha önce konuşmuştuk. Dolayısıyla burada K dediğim şey Z eksenine paralel. R vektörüyle Z eksen arasında kaçacağı zaten teta demiştik. Yani küresel koordinatlarda teta açısının tanımı buydu. Bunu yazabiliyoruz. O halde ben integralde bunları yerlerine yazarsam şuradaki skalar çarpımı yerine şunu yazabiliyorum. Güzel. Şimdi burada şu fi integrali alması kolay. Bakın burada hiçbir yerde fi'ye bağlı fonksiyon yok. Teta'ya bağlı bir şeyler var, r'ye bağlı bir şeyler var ama fi'ye bağlı bir şey yok. Dolayısıyla fi integrali alması gayet kolay. Buna i fi ile göstereceğim. 0'dan 2 pi'ye kadar d fi. Bu integralin sonucu 2 pi çıkıyor. Güzel. Şimdi teta integraline gelelim. Teta integrali şurada var bakın. Tetalar burada var. Dolayısıyla burada i teta ile gösteriyorum. 0'dan pi'ye kadar. Tüm uzay dediği için teta 0'dan pi'ye kadar değişiyor. D teta, sin teta, erzeri i kare, cos teta. Burada ben değişken dönüşüm yapacağım burada esasında. Cos teta'ya ben u yazarsam
Buradan sinteta delta da işte eksi d u çıkıyor. Bunu yazdım. Eksi. Sınırları yerine yazdığımızda buradaki teta yerine 0 yazdığımızda u'su 1. Teta yerine pi yazdığımızda u'su eksi 1. O yüzden artı 1 eksi 1'e kadar geldik. Şu eksi de buradan geldi. Bunu yazdık. Dolayısıyla bu integral alması kolay u'ya göre. Eğer i kere u'nun u'ya göre integrali 1 bölü i kere eğer i kere u yani. Burada u yerine 1 koyacağız. Eksi u yerine eksi 1 koyacağız. Bunu yaptığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Ben bunu 2 ile bölüyorum. 2 ile çarpıyorum. Eşitlik uzunluğu gördüğünüz gibi. Şu kesirli ifade aslında sinüs kare olarak yazılıyordu. Sinüs kare olarak yazıyorum. Biraz bunu bu şekilde yazdım. Bu sonucu getirip yukarıda integralde yerine yazalım. Yazdık. O zaman bana sonra integral şöyle geldi. Güzel. Şimdi burada bu integrali alabilir miyim? Buna benzer integral biraz önce çözmüştüm. Orada kosinüs vardı orada. Kosinüs işte k, lambda eksi bir şey vardı hatırlarsınız. Buna çok benziyordu. Buna göre ben ne yapacağım aslında? Burada reel fonksiyonlar var. Mesela ben şu sinüsü şu şekilde imaginer olarak yazarsam, eğer ilk kere'nin imaginer olarak yazarsam yazabilirim. O zaman ben şu imaginer sıfatını integralin başına alabiliyorum. Ne diyor bana? Şu integrali çöz. Bu kompleks bir ifade çıkacak bu. Bu kompleks ifadenin sanal kısmını al diyor aslında. Bunu yapabiliriz. Bu integrali biraz önce yaptığımız örnekteki çok benziyor. Hemen çözüyoruz bunu bu şekilde. Sonucu bu çıkıyor. Bunun sanal kısmı deyince esasında bunun i ile çarpılan kısmı bana lazım. Yani k bölüm yukarı arttı. K kare lazım bana. K ile sadeleşiyor. İşte buradan integralin sonucu bu şekilde buluyoruz. Burada k ile gösterdim. Unutmayın. Başlangıçta bana soruda verilen k vektörünün boyu. Evet. Bu integral hesaplarıyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Genel derslerimizde buna benzer, buradaki yaptıklarınıza benzer örneklerden yapacağız. Evet, ben herkese iyi günler diliyorum. Burada sunumumuzu sonlandıralım. Burada kaydımızı da sonlandıralım. Evet, herkese